Merhabalar, Hobilerim Örgü kanalına hoş geldiniz. Bugün güzel bir model yapıyoruz. Modelimizin orta kısmını biz başka bir model olarak tasarlamıştık. Buraya kadar örüp bir kenar çalışması yaptık. Kanalın içerisine girdiğinizde görebileceksiniz. Ayrıca bu videonun da açıklama bölümüne bölüm bırakacağım ki modelin bu orta kısmını örebilesiniz diye. Ben hemen kısa videomda zaten kısa bir video paylaştım. Orada 3 tane örmüş olduğum en son modelim vardı. Onu tanıtımını yaparken bu modeli değişik tasarlayacağımı da size bahsetmiştim. Şimdi ben modelin dün tasarımını yaptım. Şöyle bir tarafının. Bir tarafını da birlikte tasarlayacağız. Çok güzel bir sunumluk yapıyoruz hanımlar. Bir şey de olabilir. Orta Böyle bir orta sehpa da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ama bir sunumluk olarak tasarlıyorum ben. Böyle şuraya düşünün bir servis tabağı koyuyoruz. Orta kısmına diğer bir tarafına da çatal bıçak şeklinde konulabilecek güzel bir model tasarlıyorum. Yine bir tasarım yapıyoruz. Değerlendirme şekli sizin elinizde olan bir şey. Beyaz iple kurulumunu yaptım. Şöyle beyaz ipimi de göstermek istiyorum. Mercerize altın başak e diye geçiyor. Ben genelde e, maksa iplerini kullanıyorum. Kalın ipler tercih ediyorum modellerin anlatımını yaparken. Numarası 30 numara. Siz tabii ki modeli yaparken istediğiniz her marka ipi kullanabilirsiniz. Bu bir ip tanıtım videosu değildir. Ben kamera altında daha geniş ol, daha kalın olduğu için daha net görüldüğü için tercih ediyorum. Dantel ip olarak kullandığınız bütün ipleri tercih edebilirsiniz. Hatta bunları bu model supla ipleriyle de örebilirsiniz. Şimdi bir tarafın kurulumunu yaptım. Kameramı yakınlaştıracağım. Diğer tarafında başlangıç noktalarından birlikte kurmaya başlayacağız. Modelimi komple bir sıra boyunca trabzanlarla doldurdum. Ara boşluklara ikişer adet trabzan yaptım. Şöyle göstereceğim kameramı yakınlaşacağım. Modelin orta kurulumunu yaptıktan sonra yani değiştiriyoruz modeli. Şuraya her ara boşluğu ikişer adet trabzanlı bir sıra modelin etrafında dolandım. Hiç geçişlerde buralarda zincirim yok. Direkt geçtim hiç zincir çekmeden her ara boşluğu ikişer adet trabzan yaparak komple orta yuvarlamın etrafını dolandım. Sonra şuradan hemen çevireceğim. İlk önce modeli kurarken şu iki tek dilim arasında kurulum yapmıştım. Şöyle gösterelim. Şuradan saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane kurulum yaparak başladım. Ama ben bunu bir sıra biraz ördüm. Şuradan itibaren kurdum ve 7 taneden yaptığımda çok hoşuma gitmedi. Birazcık bu taraflara taşması gerekiyor. Şimdi şuradan baktığımızda dilimin kenarından baktığımızda 1 2 3 4 5 boşluk yani 5. boşluktan itibaren ipimi sabitleyerek ilk sıra kurulumumu yaptım. 9 tane kurulum yaparak modeli bu şekilde tasarladım. Hemen bu taraftan da direkt karşı tarafına yapacağız. Tam karşısına gelen şöyle göstereyim. Bu tarafa yaptık. Aynı şekilde direkt karşısına gelen bu bir dilim olarak sayarsak bu dilime kurulum yapacağız. Şuradan şura tam orta kısım. Yani tam başlangıç ve bitiş, tam orta kısmı. Buradan sayıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Buradaki tırabzanın üzerine ipimi sabitleyeceğim. Başlangıç noktamı belirledim. Hemen şöyle kameramı bir kere daha netleştireceğim. İlk sıra kurulumumuzu yaptıktan sonra modelimizi zaten kurmamız kolay olacak belirlediğim noktadan ipimi sabitliyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum bu üç zincir benim ilk trabzanım kameramı da şöyle birazcık yakınlaştırayım ki daha net görelim sabitlediğim noktayı bir kere daha gösteriyorum şu trabzanımı baz aldım 1 2 3 4 5. boşluktaki ilk trabzanıma sabitledim aynı noktaya 2 tane trabzan yapıyorum yan yana. Şimdi ilk sıra kurulumumuz önemli. Buradan 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı noktaya iki adet trabzan yapıyorum. Sayıları doğaçlama yapıyoruz Sadece denk getirmemiz gerekiyor. İki tane trabzan yaptım, iki zincir tekrar iki trabzan 5 tane zincir çekiyorum 5 zincirimi çektim buradan 2 4 5. trabzanın üzerine kilitliyorum şöyle sayalım 1 2 3 4 ve 5 buraya kilitliyorum modeli elinize alıp yaptığınızda daha rahat anlayacaksınız tekrar 1 2 3 4 5 zincir çektim tığımın başına ipimi aldım tekrar 5 trabzan 1 2 3 4 5 bu sefer 5. trabzan üzerine tekrar 1 hep aynı noktaya batıyorum 2 trabzan 1 2 zincir tekrar aynı noktaya 1 2 1 2 3 4 5 zincir. Yine sayıyorum. 1 2 3 4 5'in üzerine kitleyeceğim bu sefer. 1 2 3 4 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. üzerine yine 1, 2 trabzan. Arada 2 zincir. Tekrar 2 bu Modeli kendimiz tasarlıyoruz. Şimdi 1, 2, 3 tane kurulum yaptım. Bu kurulumlardan 9 adet kuruluma ihtiyacımız var. Bunun da kurarken bu şekilde gelirken bitiş nokta buradaki dilimi yine 1 2 3 4 5. boşluğundaki trabzanın üzerine denk getireceğim. Nasıl olur? Bu şekilde geliyorum. Hep aralarda beşer tane atlayıp kuruyorum. Bazılarını 4 atlayabilirim. Bazılarını da 6 atlayabilirim. Yani doğaçlama bir kurulum yapacağız. Hemen bu tarafta örneğimizi kurduk. Kameramı birazcık uzaklaştırayım ki karşılıklı ilerleyelim. Hemen şuradan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Diğer tarafta aynı şekilde kurarak bir üst sıradan devam ediyoruz. Şimdi ilk sıra kurulumumu tamamladım. 9 tane olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Başladığım yerde ve bitirdiğim yer aynı noktaya denk gelecek. Eşit bir kurulum yapmak istiyorsak, buradan 4 zincir çekerek geri dönüyorum. 4 tane zincir çekiyorum ve modelin tersini çeviriyorum, ters tarafını. Ters tarafını çevirdim hemen aynı boşluğa kenardaki bir, iki trabzan yapıyorum. Bu kenar kurulumu hiçbir zaman değişmiyor. Aradaki zincir tekrar bir iki tırabzan. Buradan bu tarafa geçerken 7 adet zincir çekiyorum. 7 tane zincirimi çektim. Eğer eliniz çok sıkı veya çok bolsa zincir sayınızı bir artırıp bir eksiltebilirsiniz. Hemen bir yanındakine 7 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi 7 tane trabzan yaptım buraya. Tekrar 7 zincir çekiyorum. Hemen büyük bir model olduğu için tane tane güzel bir şekilde ilerlerim. Bir sonrakine geldim. Buna 1 2 trabzan bir iki zincir tekrar bir iki trabzan. Şöyle bırakıyorum. Birine buna boş diyelim. Boş yaptım. Yani trabzan doldurmadım. Diğerini doldurdum. Buna boş yaptım. Bu sıralamayı yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda dönüş için 4 tane zincirimi çektim. Hemen bu kenardaki kurulumumu tekrarlıyorum. Bu kenar kurulumumuz belirli bir yere kadar aynı şekilde devam edecek. 2 tane trabzan arada 2 adet zincir tekrar 1 2 adet trabzan Buradan 4 tane zincir çekiyorum. Bu zincir zincirimin ortasına kilitliyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Bu sefer trabzanlarımın üzerine geldim. Altta benim 7 adet trabzanım var. Her trabzan arasında bir tane zincir çekiyorum ve 7 adet trabzanımı tekrarlıyorum. 1 zincir, 1 tırabzan. 1 zincir, 1 tırabzan. Masalarınızın orta kısmına ranır da yapabilirsiniz modelle Özellikle e, su iplerini kullanırsanız kocaman bir modeliniz olur. 1 2 3 4 5 1 zincir 6 1 zincir 7 tekrar 1 2 3 4 zincir ortasına kilitliyorum bir iki üç dört buraya geldim bir iki şöyle görelim bir sırada modeli bu şekilde kurmaya devam ediyorum sıramı tamamladım modelimi şöyle geniş açıdan tekrar bıraktım ki rahat bir şekilde görün diye bir sıradan kurmaya devam edeceğiz hemen dönüş için dört tane zincirimi çektim modelimin düzünü çeviriyorum Pardon ters yönündeymişiz. Hemen çevirdim. Şimdi 4 zincirimi çektim. Bu köşeme tekrar bu iki mı yapıyorum. Hemen kamerama da bakacağım. Kameramda bir arıza var. Söylüyorum genelde size nasıl yansıyor. Lütfen yorumlarda denk gelirseniz bir probleme yazın. 2 mı yaptım. İki zincirimi çektim. Tekrar 1 2 trabzan Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Buradaki 2 trabzan boşluğuna kilitliyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Bir sonrakine kilitliyorum. Böyle tepecikler yapacağız küçük küçük. 4 zincirden yapıyorum. Eğer eliniz çok bolsa 3 de yapabilirsiniz. Kilitliyorum. 1 2 3 4 ve büyük bir model olduğu için gösterişli bir 3 4 duruş olsun istiyorum. 1 2 3 4 Evet, böyle küçük tepecikler yaparak ilerledim. 1 2 3 4 5 tane zincir oluşturdum. Buradan 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 buraya geldim burada yine iki trabzan arada bir 2 zincir tekrar iki trabzan Evet kapıma bakıyorum ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum Evet sıramı tamamladım. Tekrar dönüşümü yaptım bu sefer hanımlar. Bakın buradan dönüşümüzü yaptım. Hemen bir sıradan kurmaya devam ediyoruz. 6 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Önümdeki tepeciğime kilitliyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4. Bu sırayı iyi bilelim hanımlar modelin bu sırasında yani ikinci tepecik sırasında Evet kapıma baktım ve geri geldim şimdi bu sıramızı unutmayalım burada şu zincir ağlarımızı yaptık birinci sıra ikinci sıramızda burada model çıkaracağız tekrar 6 tane zincir çekiyorum aradaki boşluğuma geldim bu geçişlerdeki zincir sayısını lütfen kendi elinize göre ayarlayın İki trabzan yan yana arada iki zincir tekrar aynı noktaya bir iki trabzan şimdi buradan model çıkartacağım için tekrar arada iki zincir çekiyorum buraya yine iki trabzan yapıyorum yani üç grup oluşturuyoruz trabzanlardan aralardakine baştakinde yok sadece aralardakinde var ve yine sondakine yapmayacağız aralardakine şöyle sayayım 1 2 üç tanesine 1 2 3 tanesine yapıyoruz bir sırada bu şekilde ilerliyoruz Evet sıramı tamamladım modelimi şöyle yine bıraktım ki geniş açıdan görün diye artık bu aralara üçer tane gruplar yaptık iki boşluk oluşturduk buradan tekrar bu modelden kurulum yapacağız. Hemen dönüşümü yaptım yine. Buradan 6 tane zincir çekiyorum. Zincir sayımı sabitledim. 1 2 3 4 5 6. Siz de kendi elinize göre ayarlayın ve kilitliyorum. Tekrar 4 zincirle şöyle birazcık yakınlaşacağım. 4 zincirle ilerliyorum. 4 zincirle yapıyorum ki burası böyle güzel gösterişli olsun. Büyük bir modelimiz var. Kilitliyorum. 1-2-3-4 kilitliyorum. 1-2-3-4 kilitliyorum. 6 zincir çekiyorum. Şimdi ilk ara boşluğuma 2 tırabzan. Arada 2 zincir. Tekrar 2 tırabzan. İki zincir çekiyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Aradaki zincir tekrar bir iki Şimdi Aralardaki kurulumum bu sıramda hep bu şekilde olacak. Burada yine zincir ağlarım eksilmeye devam ediyor. Bir sırada bu şekilde ilerliyorum sıramı tamamladım bitirdim tekrar dönüşümü yaptım burada bir değişiklik olmadığı için her sırada kurulumu yapıyorum 3 tane zincir ağım var altı tane zincirimi çektim artık zincirimizi sabitledik sayımızı kilitliyorum dört zincirle ilerliyorum bu pamuk ipler biraz örmesi e, naylon iplere göre biraz daha zor kayma yapmıyor tığ da çünkü biraz da hava sıcak elimizden ter 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum ortadaki modelime geliyorum 1 2 trabzan yapıyorum arada 2 zincir tekrar aynı noktaya 2 trabzan şimdi burada Model burada değişiyor. Buranın kurulumu her sırada aynı şekilde devam ediyor. Bir zincir çektim. Buraya bir trabzan yapıyorum. Arada iki zincir çektim. Aynı boşluğa bir trabzan daha yapıyorum. Ve buraya bir V oluşturdum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Buraya yine bir iki arada iki zincir Tekrar bir iki trabzan yapıyorum. Altı tane zincir çekiyorum. Ve kilitliyorum. Şimdi şuraya bir bakalım istiyorum şöyle. Bütün aralardaki yani bu baklalarımızın arasındaki boşluklardaki kurulumumuz bu şekilde olacak. Bu sıramızda iki tane zincir ağımız kaldı. Bir sıra da bu şekilde ilerliyorum. Evet. Sıramı tamamladım. Dönüşümü tekrar yaptım. Kurulumu buraya kadar yaptım. Büyük bir model. Hem siz sıkılmayın. Çok uzun videolarda sıkıcı olabiliyor. Bu modele badem deniyor galiba. Bir tane kaldı. Buradan 6 zincir çekiyorum. 1 2 3, 4, 5 ve 6 Hemen buraya geliyorum iki trabzan arada iki zincir tekrar 1 iki trabzan buradan 2 zincir çekiyorum şimdi burada oluşturmuş olduğum boşluğu model kuracağım ne yapmıştık 7 adet trabzanla başlamıştık 7 tane trabzan yapıyorum 2 3 4 5 6 ve 7 boşluğa oluşturmuş olduğum V'min içerisine 7 tane trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. 1-2 yine bu kenarımı yapıyorum. Arada 2 zincir tekrar 1 2 Bu sırada kurulumum bu şekilde. Burada zaten devam ediyor. Buradan sıramı ilerleyerek devam ettiriyorum. Evet sıra sonuna kadar modelin kurulumunu yaptım. Bakın şöyle gösteriyorum. 1, 2, 3, 4 tane bademimiz vardı. Artık bu aralardan 1, 2, 3 tane badem olacak. Bir sırada 2, bir sırada 1 şeklinde kurmaya devam edeceğiz. Kenar dönüşümü yaptım. Artık tepede bir tane zincir ağım kaldı. Kenarımın dönüşünü yaptım. Hep aynı olduğu için hemen buraları hızlı hızlı ilerliyorum. 6 tane zincir çekiyorum. 6 zincirimi çektim zincir ağımın ortasına kilitliyorum şöyle kameramada bakayım çok da uzak olmayalım tekrar 6 zincir burada yine kenarımı yapıyorum Buradan 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Evet usta çalışıyor apartmanda bir tıkırtı duyabilirsiniz. Altta 7 tane trabzanım var. Aralarda bir zincir çekiyorum. Bir trabzan. Yine modelimizi yaptığımız gibi düşünün. Tekrar bir zincir. Bir trabzan. Bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan sayacağım trabzanları noksan olmaması gerekiyor benim noksan olduğunu ben fark ettim şurada atladık mı 2 4 6 tane yapmışız o yüzden hemen şuraya bir tane daha yapacağım 7 trabzan olacak hanımlar bir zincir bir trabzan Böylelikle bu da bir dantelin hilesi olsun diyelim. Bir artırmayı yaptık. 7 tane trabzanımız var. 3 zincir çekiyorum. Hemen kenarımı yapıyorum. Arada 2 zincir. Tekrar 2 trabzan. Evet, bir sırada bu şekilde ilerliyorum. Evet, sıra kurumu yaptım, şöyle dönüşümü de yaptım. Kameramı yüksekten kaldırdım ki daha net görün diye. Buradan itibaren ikinci video olarak çekmeye devam edeceğiz. Çok uzun videoları bulunduğum bölgeden yüklemek çok uzun sürüyor. Hemen modelde elinize ulaşsın. Bir sonraki videomuzda artık modelimizin bitirmiş ve tam ölçülerini görmüş olacağız. Takipte kalmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın.